Bir pazar günü daha aramıza hoş geldiniz. Her pazar günü olduğu gibi bugün İsa Mesih'in dirilişini ilan edeceğiz ve aynı zamanda onda sahip olduğumuz yeni yaşamı ve yeni yaratılışı ilan edeceğiz. Hep birlikte ilahilerle, dualarla, Tanrı kelamının paylaşımıyla. Gerçekten bu çok iyi bir haber değil mi? İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle artık yeni bir çağ başlamıştır ve insanlar tövbeyle Rab'be yaklaştıklarında, günahlarını itiraf ettiklerinde, İsa Mesih'e imanla sığındıklarında Rabbin vaadi nedir? Onlarda yeni bir iş başlayacaktır. Onların tabiatını değiştirecektir. Ne kadar güzel bir iyi haberdir bu. Bu iyi haberi duyuralım kardeşler. İsterseniz bu zamana başlamadan bir duayla geçelim ve yüreğimizi Rab'be açalım. Rab, sana şükrediyoruz ki sen yaşam tanrısısın, hayat tanrısısın, sevgi tanrısısın Rabbi. Biz kendimizi sana teslim ettiğimizde işte o yaşam, o sevgi, o ruh hayatımıza aşılanır. Bunun için sana şükrediyoruz ve dua ediyoruz ki bugünkü tapınma ve ibadet zamanı hoş kokulu bir kurban sunusu olsun. Gerçekten yüreğimizi değiştirsin ama aynı zamanda Rab, göksel ordularını, meleklerini harekete geçirsin ve insanların yüreğine dokunsun diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in yüce ismiyle. Amin. Seni kurtardı, seni Rab kutsal, Rab kutsal. O sevdi seni, kurtardı seni. Güçlü kral, güçlü kral. Onu tüm gücümle överim, överim, överim. Onu tüm gücümle överim, överim. Kurtuluşun için müjde bu, Rab hayatını feda etti. Sonsuz kurtuluşun için o sevdi seni, kurtardı seni. Rab kutsal, Rab kutsal. O sevdi seni, kurtardı seni. Güçlü kral, güçlü kral. Onu tüm gücümle överim, överim, överim. Onu tüm gücümle överim, överim, överim. Halleluya, 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 halleluya. İsa Kadir.
sizi tüm öyle yendi. Günaha galip geldi. Hastalıkta mağlup oldu. Haleluya mağlup oldu. İsa Kadir Rabbim. Günaha galip geldi. Haleluya galip geldi. Ölümü Rab yendi. Haleluya Rab yendi. Hastalıkta mağlup oldu. Sevgin ne yücedir.
yaraların, acıların zaferini görüyorum. Lütuf damlar bedeninden ve karından. Ya Rabbi sar yaralarınla ruhuma şifa verdin. Sen çanıta, çanın tahtında İsa, oturdun taçlar üzerinde. Sonsuz sevgini gösterdin. Sen Golgota tepesinde can. Sancağını verdi, hakimi oldu kalbini. Sevgiyle ben söylüyorum, biliyorum efendim sensin. Sevgin sensin, övüncüm sensin, değerli tek sensin. Bütün güçlerden üstünsün, ilk ve son sensin. Rabbi sağ, karanlığı ışığıyla yok eden tek sensin İsa. Çanın tahtında İsa, oturdun taçlar üzerinde. Sonsuz sevgini gösterdin. Sen Golgota tepesinde can alırlar bu dünyada. Tüm krallar kazanç için kralımsa can. Oturdun taçlar üzerinde. Sonsuz sevgini gösterdin. Sen Golgota tepesinde can alırlar bu dünyada. Tüm krallar kazanç için kralımsa canını verdi, hakimi oldu kalbimi. Sevgini düşündüğümde ve sadakatini, diz çökerim, sana taparım. Geçmişi düşündüğümde ve kurtarışını, şükrederim. Hedeflerim olsun.
sana veririm. Benim her şeyimsin ey Rabbi, hayatım sana adak olsun. Hoş kokulu bir sunum gibi. Çarmıhı düşündüğümde ve yüce lütfunu kanını akıttın, günahımı üstlendin. Çaresiz olduğum anlar bana koştun, yetiştin. Tatmin edemez, seni istiyorum da. Dünya tatmin edemez, seni istiyorum da. Hayatım sana öfkül sunsun, sevgi yolunu öğret Rabbim. Adaletin ve doğruluğun en yücek hedeflerim olsun. Her şeyimi sana veririm, benim her şeyimsin ey Rabbim. Hayatım sana adak olsun, hoş kokulu bir sunum. Sana övgü sunsun, sevgi yolunu öğret Rabbim. Adaletin ve doğruluğun en yüce hedeflerim olsun. Her şeyimi sana veririm, benim her şeyimsin ey Rabbim. Hayatım sana adak olsun, hoş kokulu bir sunum. Sevgili kardeşler, tekrardan merhabalar. Bugün sizinle özellikle bir konuyu paylaşmak istiyorum. O da hayatımızdaki tekrarlanan günahları veya tekrarlanan huyları nasıl yenebiliriz konusu. Ve özellikle bu konu hakkında konuşmak istedim. Çünkü aslında piyasada bu konuyla ilgili yazılmış, çizilmiş fazla bir şey yok. Ancak gerçekten kutsal ruhta zaferli bir hayat sürdürmek istiyorsak gerçekten önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi insan iman ettiğinde inanılmaz bir değişim tecrübe ediyor, değil mi? Ben kendi durumumu hatırlıyorum. 20'li yaşlardayken, 19 yaşındayken ilk kutsal ruhu hayatımda tecrübe ettiğimde, yüreğimi tümüyle Rabbe teslim ettiğimde inanılmaz bir sevinç tecrübe etmiştim ve gerçekten herkesle İsa Mesih'i paylaşmak istiyordum ve aynı zamanda kendi hayatımdaki birçok kötü huyu yenmeye başlamıştım. Ancak bazı huylar vardı ki, bazı günahlar vardı ki onları bir tür yenemiyordum ve sürekli aynı günahlara tekrar ve tekrar düşüyordum. Ve o zaman anladım ki demek ki bazı konularda biraz çabalamam lazım ve kutsal ruhtan güç almam lazım ki bunları yenebileyim. Ve eminim ki kendi hayatımızı gözden geçirdiğimizde belki kendimize sormuşuzdur, değil mi? Yani iman ettim, neden aynı günaha sürekli düşüyorum ve eğer bu günahı yeneceksem acaba nasıl yenebilirim? Özellikle bu konu hakkında bugün paylaşmak istiyorum ve aslında bununla ilgili 4 tane madde paylaşacağım sizinle. Ve bu 4 maddenin pratik bir şekilde hayatınıza faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü benim hayatımda çok faydalı olmuşlardır ve sıralamak istediğim aslında ilk madde günahın mahiyetini ve sonuçlarını çok iyi bir şekilde anlamaktır. Uzun seneler önce hatırlıyorum, ilahiyat okulundayken Amerika'da, Phoenix'te bir ahlak dersi alıyorduk ve
hoca bizden bir ödev istedi ve ödev şuydu. Bize bir farazi senaryo verdi. Farazi senaryo şuydu. Farz edin ki bir karşı cinsle bir kişiyle bir ilişkiye girdiniz. Bunun hayatınızda oluşturacağı 100 olumsuz sonucu listeleyin. Şimdi ilk başta ben bu ödevi aldığımda hemen bazı sonuçlar yazmaya başladım, değil mi? Yani eğer bu günahı işleyecek olsam o zaman artık kutsal ruhu sezemez hale geleceğim, işte Tanrı'yı üzeceğim, ondan sonra dua vakitlerim verimli olmayacak gibi gibi çeşitli sonuçlar listelemeye başladım ve yaklaşık 10-12 tane sonuç yazabildim. Ama ondan sonrası dondum. Yani acaba başka ne sonuçlar olabilir diye. Demek ki biraz düşünmem gerekiyordu ve hafta boyunca bu konu hakkında derin derin düşünmeye başladım ve 88 tane sonuç çıktı. 100'e ulaşamadım ama en azından 88 sonucu teslim ettim. Ve bu konu hakkında düşünürken yani hiç belki önceden düşünemeyeceğim şeyler ortaya çıktı. Örneğin şöyle düşünmeye başladım. Ya birlikte geceyi geçirdiğim kadını gebe bırakırsam, ya potansiyel olarak çocuğu kürtaj etme kararını vermek zorunda kalırsam, peki bu durumun annemlere yarattığı utanç veya uzun seneler kilisede hizmet ettiler, şimdi onlar ne tecrübe edecekler? Benim hizmetim nasıl etkilenecek? Peki ya çok sevdiğim kardeşlere bu nasıl hayal kırıklığına uğratacak? Ve liste uzadıkça uzadı ve içim oldukça daralmaya başladı. Yani şimdi yanlış anlaşılmasın. Tabii ki hiçbir zaman ben zina işlemedim ne de böyle bir günah işledim. Ancak potansiyel sonuçlarını fark ettiğinde artık günah o kadar çekici gelmeye başlamıyor, değil mi? Ve belki de kilitlerden bir tanesi bu. Yani günah ilk başta bize çekici gelebiliyor. Çünkü ya bize zevk veriyor ya da bizi olduğumuzdan daha güçlü hissettiriyor. Ama günahın sonuçlarına, orta ve uzun vadeli sonuçlarına baktığımızda görüyoruz ki günah gerçekten hayatımız için yıkıcı, değil mi? Ve bunu saptadığımızda o zaman artık günahın o cazibeliği diyelim aslında gücünü kaybediyor. Ve kutsal kitapta da böyle örnekler görürüz. Yani günahın ne kadar çok sadece bizi değil ama çevremizdeki insanları ne kadar yıkıcı bir şekilde etkileyebileceği. Ve bir tane örnekten bahsetmek istiyorum. O örnekte İbrahim'dir. Örneğin İbrahim'in hayatına baktığımızda İbrahim Kenan diyarında bir kuraklık tecrübe ediyor ve Tanrı'ya güvenmek yerine, yani kurak diyarda kalıp onun tedariğine güvenmek yerine, hani sorunlarını bir şekilde kendisi çözmeye çalışıyor ve okuyoruz ki Mısır'a iniyor. Ve Mısır'a gittiğinde korkmaya başladı. Yani acaba şimdi insanlar karımdan hoşlanırsa, Firavun karımdan hoşlanırsa ne olacak? Beni belki öldürmek isteyecekler. O zaman karımın aslında kız kardeşimin olduğunu söyleyeyim. Ve bir pembe yalan söylüyor. Ve aslında bu bilgi tam da yanlış değil. Çünkü bir akraba evliliğiydi sonuçta ve Sara'nın ve İbrahim'in bir akrabalık ilişkisi vardı. Fakat bu yalanı söyledikten sonra ilginç bir şey oluyor. Arda arda kendisi ileride bu günahın sonuçlarına katlanması zorunda kalıyor. Dolayısıyla ve bu da başka insanları etkiliyor. Örneğin Firavun Sara'yı arzuluyor ve onu aldıktan sonra hastalanıp neredeyse ölüyor. Ve İbrahim'in ailesi Mısır'dayken Hacer'i alıyorlar ve daha sonra zaten Hacer'in Sara'yla yaşayacağı problemleri okuyoruz. Özellikle çocuklar konusunda. Dahası Lut onunla beraber ve Kenan'a döndüklerinde Kenan Ovası'nı görüyor ve bu Kenan Ovası onu Mısır'ı hatırlatıyor, Nil'i hatırlatıyor ve ona çekici gelmeye başlıyor. Daha sonra göreceğiz ki işte Sodom ve Gomorra'nın bulunduğu ovadır bu Lut'un gittiği ova. Ve orada hayatı çok negatif bir şekilde de etkilenecek, değil mi? İşin şaşırtıcı noktası her şey küçük, belki pembe bir yalanla başladı. Belki İbrahim bu yapacağı şeyin sonuçlarını önceden hesaplamamıştı. Ancak küçücük bir yalanın bile
ne kadar yıkıcı sonuçlar getirdiğini İbrahim'in hayatında görüyoruz değil mi? Çünkü İbrahim Tanrı'ya güvenmek yerine belki kendi tedirginliğine veya korkusundan beslendi. Ve bu beni meşhur bir yazarın alıntısına getiriyor. Bonhoeffer'dan zaman zaman bu vaaz esnasında alıntılayacağım çünkü çok sevdiğim bir yazar ve o şöyle diyor. Kişi tek başına geçirdiği saatlerin topluluğu da etkilediğini anlamalıdır. Yalnızlığında topluluğu parçalayıp kirletebilir veya güçlendirip kutsayabilir. Hristiyanın kendine hakim her hareketi topluluğa bir hizmettir. Öte yandan düşünce, söz veya eylemde ne kadar kişisel veya gizli olursa olsun topluluğa zarar vermeyen günah yoktur. Hastalık vücudu etkiler. Belki kimse nereden geldiğini bilmemektedir ama vücut ihtihaplaşmıştır. Bu Hristiyan topluluğu için uygun bir mecazdır. Biz bir bedenin üyesiyiz. Sadece istediğimizde değil, her zaman. Her üye tüm vücudunu sağlığı ya da yıkımı için etkiler. Bu sadece bir teori değildir, bu manevi bir gerçektir. Demek ki gerçekten günahın hayatımızda getireceği sonuçları iyice hesaplamamız lazım. Ve bunları gördükçe, yani belki kısa vadede günah bize bir zevk veya bir güç duygusu getirebilir ama orta ve uzun vadede hayatımıza getireceği yıkımı fark ettiğimizde artık o günah o kadar çekici gelmiyor. Demek ki ilk adım bu. Yani günahın hayatımıza getireceği yıkımı iyi hesaplamamız lazım. İkinci atabileceğimiz adım, günahın Tanrı'ya gerçekten derin bir şekilde üzdüğünü anlamaktır. Hani biz belki düşünüyoruz ki aman canım küçücük bir günah kime zarar, kime üzecek? Ama kutsal kitapta görüyoruz ki günah gerçekten Tanrı'yı derinden üzen bir şey. Bunun bir örneği Yaratılış 6. bölümde yer alıyor. Tufan gönderilmeden önce Tanrı insanları yarattığına pişman olduğunu söylüyor. Şimdi orada kullanılan pişman kelimesi İbranice nakam kelimesidir. Teselli kelimesiyle aynı kökü paylaşmakta. Dolayısıyla burada ifade edilmeye çalışılan şey derin bir üzüntü. Yani gerçekten teselli edilemeyecek derecede bir üzüntü. Zaten ayetin devamını okuduğumuzda Tanrı'nın yüreğinin sızladığını görüyoruz. Tanrı gerçekten üzülüyor insanlığın günaha düşmesinden dolayı ve aynı zamanda hem kendisine hem de çevresine zarar vermesinden dolayı. Tanrı'yı hiç böyle düşündünüz mü bilmiyorum. Bazen Tanrı'yı belki çok soyut bir şey gibi düşünüyoruz değil mi? Ama özünde Tanrı bir kişidir ve Tanrı'nın hisleri vardır. Ve Tanrı'yı biz gerçekten derinden üzebiliriz. Ve bunu bilmek belki hayatımızda bir kırılma noktası da olabilir. Hatırlıyorum. Yıllar önce Alex'le yaşadığım bir hadise. Alex çok hareketli biri. Yani şu an daha bir sakinleşti ama birkaç yıl önce çok hareketliydi, çok yaramazdı. Ve bizim belki karakterlerimiz Alex'le biraz benziyor. Onun için ona karşı öfkelenmem daha kolay oluyor bazen. Ama öfkeleniyordum. Belki ona bağırıyordum yapma diye ama bir şekilde huyları değişmiyordu. Fakat bir gün artık dayanamadım ve o kadar üzülmüştüm ki yani ağlamaya başladım. Yani gözyaşı döktüm. Ve dedim ki Alex, yani şunu bilmeni istiyorum. Yaptığın şey gerçekten beni çok üzüyor. Ve Alex bunu beklemiyordu. Ve beni ağlarken gördüğünde o da ağlamaya başladı. Ve dedi ki tamam baba bir daha yapmayacağım. Ve o günden sonra tabii geceden gündüze bir değişiklik olmadı ama Alex'in tutumunun çok değiştiğini ben sezebildim. Çünkü bir şey anladı. Yani onun yaptığı yanlışlar gerçekten beni duygusal olarak etkiliyor. Gerçekten beni üzüyor. Ve o babasını üzmek istemiyor. Ve ondan sonra onun tutumu değişti değil mi? O zaman bunu anlamamız çok önemli. Yani yeni antlaşmada da bu geçiyor. Örneğin Efesliler 4.30'da diyor ki Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin.
Burada keder için kullanılan Yunanca kelime lupeo ve buna benzer bir anlam taşır. Yani gene eski antlaşmadaki sözcüğe benzer bir anlam. Teselli bulamayan derin bir üzüntüden burada bahsetmekteyiz. Üstelik eğer ki Efesliler 4. bölümü okuyacak olursak, Kutsal Ruh'un bu üzüntüsü büyük günahlar tarafından değil, hani adam öldürme, zina işleme gibi günahlardan değil, ancak kötü sözler, kötü niyet, kin, öfke, kızgınlık, bağırışma, işte kardeşime karşı yaptığım iftira, yani bir şekilde insanlar arasındaki ilişkisel zedelenmelere atıfta bulunduğunu görüyoruz. Yani gerçekten Tanrı bundan çok üzülüyor. Acaba diyorum, Tanrı'nın günahlarımızdan ötürü üzüldüğünün farkında olsak, aynı günahları tekrar işler miydi? Belki bu bizde bir tutum değişikliği tetiklerdi, öyle değil mi? Bu beni üçüncü noktaya getiriyor. Ve üçüncü nokta aslında günah itirafının önemiyle ilgili. Gerçekten güvendiğimiz bir kardeşe sahip olmamız lazım ve bu kardeşle şeffaf olabilmemiz, tekrarlanan huylar veya tekrarlanan günahlar konusunda zafer kazanmanın başka bir anahtarı. Ben yine Bonhoeffer'dan birkaç alıntı paylaşmak istiyorum sizinle. Bonhoeffer şöyle diyor. Kendimize sormamız gerek. Acaba Tanrı'ya yaptığımız itiraf ile kendimizi mi kandırıyoruz? Acaba bu aslında kendi kendimize yaptığımız bir itiraf ve günahtan af mı? Sayısız kez aynı günaha düşmemiz ve itaatimizin bu kadar zayıf olması belki de gerçek affı tecrübe etmek yerine kendimizi affetmekle yetindiğimiz içindir. Oldukça vurucu sözler değil mi? Günahı bir kardeşin önünde itiraf etmek gerçekten ruhsal hayatımız için bir kırılma noktası olabilir. Ve o günahı yenme açısından çok önemli bir adım olabilir. Çünkü bunu yaptığımızda, şeffaf olduğumuzda artık o gizlide, o karanlıkta olan şeyi ışığa çıkarmış oluyoruz ve artık o şey hayatımızda geçmişteki kadar gücünü gösteremiyor. Etkisini bir nevi kaybediyor. Yine Bonhoeffer şöyle bir ifadede bulunur. Der ki, günah itirafı topluluk ve paydaşlığa yönelik bir kırılma noktası oluşturur. Günah yalnız olmak ister. İnsanları topluluktan uzaklaştırır. İnsanlar ne kadar yalnız kalırsa günahın gücü o kadar yıkıcı olur. Günahın içinde ne kadar batarlarsa yalnızlıkları da o kadar lanetli olur. Günah bilinmek istenmez, ışığı reddeder. Sessizliğin karanlığında günah insanın tümünü zehirler. İnsan dindar bir ortamda bulunmasına rağmen bu durum yaşanabilir. Günah itirafında müjdenin ışığı yapayalnız ve karanlıkta olan yüreği deler. Günah ışığa getirilmeli. Dile getirilmeyen konuşulur ve itiraf edilir. Gizli olan her şey açığa çıkartılır. Günah itiraf edenin ağzından çıkana kadar çıkmamak için amansız bir mücadele verir. Ama Rab tunç kapıları kırar, demir kapı kollarını parçalar. Günah itirafı bir başka Hristiyan'ın huzurunda yapıldığı için son savunma kalesi olan kendimize haklı çıkarma tutumu terk edilir. Günahkar pes eder, kötülüğü bırakır, günahkar yüreğini Rab'be teslim eder ve Mesih'in topluluğunda affı keşfeder ve tecrübe eder. İtiraf edilen günah artık gücünü yitirmiştir. Açığa çıkartılıp günah olarak yargılanmıştır. Topluluğu artık parçalayamaz. Bununla birlikte tabii ki iş sadece bir defalık günah itirafında bitmiyor. İtiraf dönüşüm açısından hayatımızda bir başlangıç teşkil ediyor. Hayatımızda bir kırılma noktası teşkil ediyor. Ama tekrardan aynı huya düşmemek için iyi ve ruhsal açıdan bina edici pozitif huylar da edinmeliyiz. Bir kontrol mekanizması da gerekli ve bu kontrol mekanizması belki de düzenli olarak günahlarımızı itiraf edebildiğimiz bir samimi arkadaş olabilir. Özellikle bu tekrar isteyen bir eylemdir ve ne kadar çok bunu tekrarlarsak o kadar çok o günahın zehirinden ve o kötü huydan hayatımızda kurtulmuş oluruz. Eşimle evlenmeden önce yaşadığım bir şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Biz geçmişte
yaşadığımız günah problemleri, sorunları ve huyları hakkında şeffaf bir konuşma yaşadık ve bunun samimi ve şeffaf olması bizim için çok önemliydi. Çünkü evliliğimizi etkileyen, kötü yönde etkileyen gizli saklı şeylerin olmasını istemiyorduk. Yani evliliğimizde bir tökezin olmasını istemiyorduk. Onun için onunla şeffaf olman, benim onunla şeffaf olman, onun da benimle şeffaf olması son derece önemliydi. Ve bunu yaparak ve zaman zaman yaşadığımız zorlukları birbirimize paylaşarak bir şey oluyor. Bizde Tanrı korkusu gelişiyor. Tanrı'ya karşı saygı gelişiyor. Ve ışıkta yaşama konusunda, şeffaf yaşama konusunda bize inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Günahın önünü kesmek için önlem almalıyız. Bu kesinlikle doğrudur. İtirafta bulunmalıyız. Bu kesinlikle doğrudur. Ama aynı zamanda şunun da farkında olmalıyız. Genellikle neden huylara veya tekrarlanan günahlara düşüyoruz? Çünkü hayatımızda belli bir boşluk var. Bu sıkılmışlıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu yalnızlıktan kaynaklanıyor olabilir. Ve biz bir şekilde bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz, değil mi? Ya bize zevk veren bir şeyle ya da bizi güçlü hissettiren bir şeyle ya da bizim sıkılmışlığımızı gideren bir şeyle. Ve bu beni dördüncü noktaya getiriyor. Ve bu nokta nedir? Günah hayatımızda boşluktan besleniyor. Onun için bu boşluğu bizim bir şekilde doldurmamız lazım. Ve bu her günah için geçerlidir. Örneğin zevk yaratan günahlar beyinde endorfin salgılıyor. Bu hormon, değil mi? Mutluluk hormonu. Ve bazen o zaman bu hormona da bağımlı da olabiliyoruz. Ve bir şekilde bu boşluğu doldurmazsak o zaman aynı huyların ve günahların pençesine düşmeye meyilliyiz. O zaman bu boşluğu nasıl doldurabiliriz? Aslında veya bu boşluğu nasıl yenebiliriz? Kutsal ruhla. O boşluğu kutsal ruhla doldurmamız lazım. Ancak kutsal ruh bizi tatmin edebilir. Ve o zaman o diğer tırnak içerisinde bizi tatmin eden kaynaklara da gitmeyiz. Öyle değil mi? Samirili kadının örneği geliyor aklıma. Hatırlarsanız Samirili kadın hayatında bir türlü tatminkarlık hissi bulamamıştı ve bundan dolayı İsa'ya da itirafta bulunuyor, değil mi? Hani şu an yaşadığım adam kocam değil. Ve İsa diyor ki evet bunu biliyorum, hatta 5 adama varmışsın diyor. Ve kadın inanılmaz bir derecede orada şaşıyor İsa'nın bilgisine. Ve İsa'ya iman ettikten sonra karakteri değişiyor. İmanla doluyor, sevinçle doluyor, ruhla doluyor. Ve ondan sonra müjdelemeye başlıyor. Ve görüyoruz ki yeni bir kaynaktan zevk alıyor. Artık zevk aldığı kaynak İsa Mesih'in kendisi ve İsa Mesih'i duyurmak. Öyle ki artık o bağımlılıklarından kurtulmuş oluyor. Öyle değil mi? 2. Petrus 1. bölüm 3 ve 4 ayetlerinde şöyle der. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıran tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Petrus bize burada bir anahtar veriyor. Tanrı bizi kendi tanrısal öz yapısıyla paydaş yapmak istiyor. Buradaki kasıt Tanrı'nın bizi kendi hayatı, sevgisi, erdemiyle paydaş yapması istemesi. Ve bunu yapmanın yolu da onun vaatlerine dayanarak ve bunları yerine getirmektir. Peki Tanrı'nın vaatleri nelerdir? Örneğin Mezmur 1 ve 3 ayetleri der ki ne mutlu o insana ki zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. Veya 1. Yuhanna 1.9 şöyle der. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Veya Galatyalılar 5.16 şöyle der. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.
Efesler 5, 18-19'da şöyle der. Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefaate götürür. Bunun yerine ruhla dolu. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabbe ezgiler ve mezmurlar okuyun. Demek ki Tanrı'nın sözünü okumak, onun üzerinde derin derin düşünmek, dua etmek, ilahi dinlemek ve söylemek, başka bir kardeşin önünde günah itirafı yapmak ve benzeri eylemler, bunları bir şekilde huy haline getirmeliyiz. O zaman Kutsal Ruh bizi mevcudiyetiyle dolduracak ve boş hissetmeyeceğiz. Bunlar yeni zevklerimiz olacak ve Kutsal Ruh'u tecrübe etmenin yanı sıra günahlı huyumuza geri dönmek için sebep bulamayacağız. Çünkü en derin ruhsal ihtiyaçlarımız karşılanacak. Demek ki bir şekilde günümüzü programlamamız lazım, öyle değil mi kardeşler? Örneğin benim için gerçekten sabahları odaklanmak zor oluyor. Çocuklar erken uyanıyor, kahvaltı yapmak gerek, okul hazırlıkları telaşında ben dikkatimi toparlayamıyorum ama bir şekilde günümü programlamaya çalışıyorum. Eskiden örneğin Alex'i arabayla yuvaya götürürdüm ve bundan dolayı aracın içinde sessiz zamanımı yapmaya çalışırdım. Yani dua etmeye çalışırdım, ilahi açardım, dua ederdim ve onu bıraktıktan sonra bir pastaneye giderdim, laptopumu açardım ve kutsal kitabımı okurdum veya çalıştığım bir ders üzerinde odaklanırdım. Eve döndüğümde yine beni dolu bir zaman beklerdi. Ama çocukları yatırdıktan sonra eşimle konuşurdum. Bazen birlikte dua ederdik, bazen konuşurduk. Belki anlaşmadığımız konular varsa, itiraf etmemiz gereken konular varsa. Bugün ise programım çok değişik değil mi? Çünkü koronavirüs biraz günlük programımızı allak bullak etti ama ona göre de günümüzü bir şekilde şekillendirmeye çalışıyoruz. Boş anlar yaratmaya çalışıyoruz ki kutsal kitabı okuyabilelim. Sadece okumak amacıyla değil ama üzerinde derin derin düşünme amacıyla dua edebileyim, eşimle konuşabileyim vesaire. Ve bu esneklik gösteriyor tabii. Yani hepimiz için aynı program uygun olmayabilir. Kimisi için belki sabah daha uygundur, kimisi için belki akşam daha uygundur. Ama bir şekilde kutsal kitabı okuma, üzerinde derin derin düşünme, dua etme, günah itirafı, ilahi dinlemek gibi ruhsal disiplinleri günümüze katıp bunları tekrar tekrar edip huy haline getirmemiz lazım. Ve bu ilk başlarda zor olabilir. Özellikle ilk iki hafta zordur ama tekrar tekrar yapa kolaylaşır ve artık insan bir süre sonra bunu yeni bir alışkanlık haline getirdiği için düşünmeden yapmaya başlar ve eninde sonunda kutsal ruhla dolmayı bir alışkanlık haline getirir ve bundan dolayı artık günah veya kötü huylar o gücünü yitirir kendi hayatımıza. Ama şunu da unutmayalım. Günahlı huyu yenmemiz asla ve asla günaha düşmeyeceğiz demek değildir. Zaman zaman günaha düştüğümüz, sendelediğimiz anlar olabilir. Ama bunlar hayatımızda istisnai durumlara dönüşmüş olacak. Hayatımızdaki genel bir kanı veya tekrarlanan bir huy olmayacaktır. Ama son bir teşvikte bulunmak istiyorum, o da şu. Zaman zaman özellikle iyi huylar edinmeye çalıştığımızda olumsuz düşüncelerle de mücadele ediyoruz, öyle değil mi? Yani kimi düşünceler diyor ki ya ne kadar çok çabalasan bu sağlıklı huyu edinmen imkansız olacak. Yani gerçekçi ol. Şunu bilmenizi istiyorum ki bu tarz negatif düşünceler benlikten kaynaklanan düşüncelerdir veya şeytandan da kaynaklanan düşünceler olabilir. Yani bunu yapmak zor, bunu yapmak imkansız tarzı negatif düşünceler aslında birer yalandır. Çünkü kutsal kitap diyor ki bunları yapmak mümkündür. İsa'nın kendisi ne demişti? Gerçek ne diyor? Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Demek ki eğer ki gerçekten bunun hakkında bir isteğimiz, bir arzumuz varsa bu konuda İsa bize ruhuyla güç verecektir. Dolayısıyla lütfen şeytanın yalanlarına kanmayalım. Mesih'in vaadine güvenmeyi seçelim. Ve şunu da unutmayalım. Bu yolculukta yalnız değiliz. Tanrı bize destek olması için kutsal ruhu verdi. Ama dahası kendi kardeşlerimizi de, kilise kardeşlerimizi de verdi. Dolayısıyla bir dayanışma içerisinde olursak
birbirimizi seversek ve birbirimize destek olursak bilin ki yenemeyeceğiniz bir huy yoktur. Zaten de Rab bize bu zaferli hayatı tecrübe etmek için, ruhta özgürlük hayatı tecrübe etmek için bizi çağırdı. Bu çağrıya o zaman gerçekten imanla sarılalım, bunun mümkün olduğuna inanalım ve buna göre de hayatımızda gerekli adımları atalım. Dilerseniz bir dua edelim kardeşler. Rab sana şükrediyoruz ki sen bizi öksüz bırakmadın, kutsal ruhunu gönderdin ve kutsal ruhun bizi tüm gerçeğe yönlendiriyor ve bize kutsal bir hayat sürdürmek için güç veriyor. Rab, sen hayatımıza girdiğinde gerçekten inanılmaz bir değişim tecrübe ettik, yeni bir yaratılış olduk, ruhla dolduk. Ama aynı zamanda hayatımızda belki yeni bir süreç de başladı. Kendi benliğimizle çatıştığımız bir hayat. Ve birçok şeyi belki yendik ama hala yenemediğimiz bazı hususlar var kendi hayatımızda. Ama biliyoruz ki Rab, sen bizi özgür olmaya, zaferli olmaya çağırdın. Ve bu mümkündür. Ve biz bu gerçeğe sarılmak istiyoruz. Kendi hayatımıza, kendi benliğimize meydan okumak istiyoruz. Lütfen bize yardım et ki gerçekten bunun farkında olalım ki günah seni üzen bir şey. Ve aynı zamanda Rab, günah bizi ve çevremizi yıkan bir şey. Ama değişiklik veya dönüşüm geçirmenin de mümkün olduğuna da kanı getirelim diye dua ediyoruz. Rab, bize olumlu huylar, hayatımızda olumlu huylar yerleştirebilmek için yardımcı ol diye dua ediyorum. Rab, samimi ve dürüst olabileceğimiz bir kardeş ver diye dua ediyorum. Çünkü gerçekten o ilişki ve o şeffaflık çok önemli. Eğer ki bu kişi yoksa hayatımızda bu kişiyi getir diye dua ediyoruz Rab. En önemlisi sana teşekkür ediyoruz ki senin vaatlerin, bu değişimin mümkün olduğunu bize gösteriyor ve bizi öksüz bırakmadın Rab. Biz kardeşlerimizi verdin ve kutsal ruhu verdin Rab. Bunun için sana teşekkür ediyoruz Rab. Zaferli bir hayat sürdürebilmek için Rab bizi donat ve Mesih'in hoş kokusu olabilmemiz için Rab, etrafımıza hoş bir koku verebilmek için, iyi birer tanık olabilmek için bizi güçlendir diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in yüce ismiyle. Amin. Elimde ne varsa sana veriyorum, senin yanında her şey süprüntü. Adamış, ayrılmış, sana ait olayım. Adanmış, ayrılmış, sana ait olayım. Sen layıksın, Rabbim layıksın. Yaşamıma her şey. Sen layıksın, Rabbim layıksın, yaşamıma her şeyime değersin. Geride her şeyi unutur, ileride olana bu
senden ne esirgeri. Adanmış, ayrılmış, sana ait olayım. Adanmış, ayrılmış, sana ait olayım. Sen layıksın. Yaşamıma her şeyime değersin. Yüreğimin sahibi, canımı veririm, hayatımı sunarım sana. Hak ettiğin övgüyü alman için. Yüreğimin sahibi, canımı veririm, hayatımı sunarım sana. Hak ettiğin övgüyü için. Sen layıksın, Rabbim layıksın, yaşamıma, her şeyime değersin. Sen layıksın, Rabbim layıksın, yaşamıma, her şeyime değersin.